Bazen de kadınlarda idrar kaçırma konularıyla da karşılaşabiliyoruz. Bu da hem kişiyi normal hayatında, yaşantısında çok da etkiliyor. Evet. Öncelikle bakıyoruz bu idrar kaçıran kadında idrar yolu enfeksiyonu var mı? Ya da işte idrar yollarında bir mobilite dediğimiz yani sarkma var mı? Öncelikle idrar yolu enfeksiyonu tedavi ediyoruz. Diyabet gibi, kronik öksürük gibi hastalıklar varsa bunlarda da idrar kaçırma sorunları çok olur. Sadece bunları tedavi ederek bir de pelvik taban egzersizleri denilen tutma gevşetme şeklinde egzersizler var. Bu pelvik taban egzersizlerini vererek birçok idrar kaçırma problemine yardımcı olabiliyoruz. Ama onun dışında eğer çok fazla doğumlara bağlı olmuşsa ve biraz idrar yolunun kaldırılması gerekiyorsa çeşitli operasyonları var bu idrar kaçırmanın. Bir de medikal tedavisi var, hapla tedavisi var. Eğer idrar yolundaki sarkmaya değil de orada detrusör kazı dediğimiz bir kas var bizim işememize yardımcı olan. Onun durumunun stabil olmamasına bağlı bir idrar kaçırma problemi ise o zaman bir takım medikal tedaviler var. Onunla tedavi ediyoruz. Özellikle biz sosyal yaşantısını etkiliyorsa, günde birkaç kere çamaşır değiştirmek zorunda kalıyorsa, bazen öyle oluyor ki otobüse binmeye bile korkar hastalar kaçıracağım diye. Bezle dolaşmak zorunda kalabilirler. Eğer hayatını engelliyorsa ve etkiliyorsa mutlaka tedavi almalarını öneriyoruz.